bu renklere gönül verdik. Televizyondan tabletlere, akıllı telefondan ses sistemine, futbolu ayağınıza getirecek teknolojiler benzersiz fırsatlarla MediaMarkt'ta. Gollere bak MediaMarkt, MediaMarkt. Geçir bir mutluluk, geçir bir mutluluk, geçir bir mutluluk, geçir. Şimdi kısa sürede takım üzerine etki oluşturma konusunda Löw, evet. Favre, Lucien Favre, evet. Tabii tabii. Yani orada başka bir şey yapmıyor. Zlatko Balić evet mi hayır mı mesela bu? Ya ben Yelitsa evet mi hayır mı? Ben Dalic olacağını sanmıyorum artık. Bak Silva değil mesela. Senin kızdığın hoca var ya, o kısa sürede etki oluşturma, olumlu etki oluşturma arkadaşlar değil. Bak Ali, zaman sana, isteyen bir sana hoca. Uluslararası menajerlik sistemini lütfen anlatmama izin ver. Tabii ki neyi istersen buyur Serdar. Arkadaşlar Portekiz. Sen ne hazırsan ben dinlerim zaten. Portekiz'de çok güzel bir tezgah var, tezgah. Tamam bak dinle beni. Portekiz'de bir tane okul var. Çok Avrupa'nın en önemli teknik böyle var ya bizim zamanımızda Köyün Spor Akademisi. Bizim Yılmaz Hoca'nın mezun olduğu. Weissweiler Akademisi adı. Onun gibi bir tane okul var Lizbon'da. Bu okuldan mezun olan herkes piyasaya bir çıkıyor. Şimdi bu piyasaya çıkan adamları, Portekizlileri dikkat edin. Hiç ismini duymadığın teknik direktörler ya Çin'e giderler. Çin para harcarken. Tamam mı? Ya da Yunanistan'a bir Olympiakos'a veriyorlar abi. Olympiakos'tan hepsinin yolu geçiyor tamam yani. Tamam mı? Evet. Olympiakos'a evet. Niye Olympiakos'a veriyorlar? Çalıştırdı. Çalıştırdı. Şampiyon. Niye? Şampiyon oluyor. Adamın CV'ye, adamın CV'ye yazıyor orada. Yunanistan Ligi şampiyonluğu. Adamın CV'ye yazıyor orada. Çin Ligi şampiyonluğu. Adamın CV'ye yazıyor orada. Arap Körfez Yarımadası'ndan bir takımın şampiyonluğu. Adamın CV'ye bakıyor. Ha Porto'da altyapıda. Zaten hepsi Porto'da çalışmış. Porto. Benfica, Sporting Braga. Bak bu üç takım. Porto, Benfica, Braga. Orada altyapıda çalışmış. Ha filan diyorsun adama. Yunanistan'da şampiyon olmuş adam. Sonra bu adamı bu güzel network'le pat atıyorlar şeye. Avrupa'da bir takıma. Fransa olur, Ukrayna olur, İngiltere olur. Orada adam başarılı oluyor. Gelsin Portekizli futbolcular. Gitsin o menajerin futbolcuları. Süper. Buna yani kötü anlamda tezgah demiyorum. Çünkü adamların çoğu başarılı oluyor. Yani kötü anlamda tezgah değil ama bu bir tezgah. Ya yani bu tezgahtan iyi mal çıkıyor. Başarısız olanlar ama, devam ediyor bak. Ha başarısız. Mesela Vias Boas, Chelsea, Tottenham hepsine başarısız. Geçen sene Marsilya'da yani hepsi başarısız değil. Vitor Pereira da o okuldan birincilikle mezun olmuştu. Tamam? O o okulun adını da biliyordum da unuttum. O okuldan birincilikle mezun olmuştu. Buradan Vitor Pereira'nın da kötü hoca olduğunu ve asla Vitor Pereira dikkat edin kimle geldi? O uluslararası network'le. Biz nereden biliriz abi Vitor Pereira'yı? Şey getirdi işte. Bıyıklı. Terrenau getirdi ha. Şimdi bıyıklı getirdi. Şener Şen'e benziyor değil mi? Yani Şen Çalık bıyıklı. Filmdeki bıyıklı getirdi. Abi o yani o tayfa şimdi bu tezgah yani tezgah derken yanlış anlaşılmasın. Kötü bir şey değil. Ama bak dikkat et. Bütün Portekiz tekliflerine bak. Portekiz'den çıktığı zaman ya Olympiakos ya Çin ya Körfez. Mutlaka bir şampiyonluk pat Premier Lig. Peki o zaman soruyorum. Adam baktı olacak gibi değil. Ya da iş çok gelişti bir de Wolverhampton aldı. Nuno Espirito. Bugün Portekiz bir takımın yarısı Wolverhampton'lı. Nuno Espirito Santo bak çok iyi hoca. Çok iyi hoca. İsterim Fenerbahçe'ye gelsin. Hayatta istemezsin sen onu. İsterim isterim. Ya daha geçen aşkı istemem dedim. Sakal... Çok defansif oynuyor. Yok ya sakal işte öyle bir şey demiyorum. Sakal reisi seviyorum dedim ya. Ama oğlum, adam böyle Porto'ya defansif tabanca oynattı takım diye abi, tabanca. Abi o takımda o lazım işte. Boşver. Şimdi ama mesela onu oraya Nuno Espirito Santo birdenbire çıkıyor abi. Öyle birdenbire birisi çıkıyor. Marco Silva. Bakıyorsun ha Yunanistan'da şampiyon diyorsun. Bak oradan atmışlar adamı Watford'a. Watford'da işte küt Everton. Sonra belli değil nerede oldu. Ama mesela Fonseca aynı şey yapılmış. Ukrayna'ya atmışlar adamı ama orada başarılı olmuş. Yani başarısız değil adam. Yani Jorge Jesus şeyden çıkmayan adam. Avrupa'da çalışmıyor. Aralarındaki bir tane en gitti. Fenerbahçe uygun hoca mükemmel değil mi Jorge Jesus? Mükemmel hoca. Tam senin şeye kafanın gitti, hoca işte. Şeye gitti. Araplara gitti. 14 milyon euro aldı yıllık. Parayla yaptı baba geri geldi. Brezilya'da yani, da başarılı oldu. Brezilya'da da oldu. Çok iyi hoca. Diğer yerde başarılı. Ama dikkat et bak Portekiz'de ekiplere dikkat edin abi. Bir de bu nerede vardır biliyor musun? Rob Jansen'in şirketinde, Rob Jansen çok ünlü bir menajerdir. Hı hı. Onun şirketindeki Hollandalılar da vardır. Bu Frank de Boer'lar falan öyle boşuna gezmiyorlar da.
Tamam. Mourinho nerede biliyor musun Frank de Boer'la ilgili? Mourinho nerede biliyor musun Frank de Boer'la ilgili? Premier Lig'deki en kötü teknik direktör dedi o esnada. Crystal Palace çalıştırırken. Hakikaten berbat performans. Inter'de de çok kötüydü. İğrenç. Peki bir şey soracağım. Ha tabii bu yolu açan adam kim? Mourinho. Peki milli takım hocalarından bahsettik. Şu mesela Portekiz'deki Santos hocayı istemez misin? Fernando isterim ben. Niye istemeyeyim ya? Paolo Sousa yayından önce dedin ki bilmiyorum, tam emin değilim demek. Çok çabuk düşünme. Ama şöyle de bir şey var. Yani söyle söyle, merak ediyorum. Paolo Sousa Polonya milli takımın hocası Portekiz'de. Evet. Ama o eski Fiorentina'nın Svensson'un falan da çok iyi futbolcuydu. Juventus Dortmund. Çok enteresan ama ya. Orada yani Polonya milli takımında Portekiz'de hocanın ne işi var? Açıklayayım. Hayır bir dakika. Yok. Navalka. Yok. Navalka hem çok güzel oynatıyordu hem de sonuç alıyordu. Ondan sonraki hocanın oyununu beğenmiyorlardı. Serdar Ali gibi çok yan pas yapılıyor diyorlardı. Çok defansif oynatıyor diyorlardı. Paulo Sousa bence de çok başarılı değil yani. Onu söyleyeyim. Portekizli olmasa, Polonyalı olsa bu sonuçları alsak zaten... Paulo Sousa Basel'de çalışmadı. Ben yanlış mı hatırlıyorum? Bayağı. Ben böyle Fiorentina'yı hatırlıyorum. Basel'den sonra Fiorentina yaptı gibi hatırlıyorum. Bu arada aşırı izleniyormuşuz. Evet evet, Basel'ı da çok teşekkür ederiz. Evet, yani 22 bin olduk. Peki bak bir daha söylüyorum. Bak, vallahi ne diyelim yani. Sizin istediğiniz ki ben sizi çok iyi anlıyorum. Sadece sen değil ve diğer Fenerbahçeli arkadaşlarım değil. Sokakta konuştum, Kadıköy'de özellikle. Bir dahaki sene şampiyonluk istiyorlar. Ben diyorum ki bu Santos... Fernando kere... Santos. Ya, Portekiz'in hocası işte. Ama bir takımdan önce, öncesindeki başarıları... Porto falan nasıl? Çok mu yani? Yarı finale orada çıksa... başarılı oldu ki zaten adamı Portekiz bir takım başına geçirdiler. Şu an böyle şeylerden anlaşsan baba indir yarı final oynayacak abi. Ne zaman gelecek? Aynen öyle. 1 Temmuz'dan yani Temmuz'dan ilk haftası kamp başlayacak. Baba kötü yarı final oynayacak abi. Hayır, o çok gerçekçi, işte inatçı olmayan, eldeki malzemeye göre oynatan. Yani kısa vadede başarı istiyorsan böylesin. Ben zaten Portekiz olmasını demiyorum ama Portekizlilerin bu kadar yayılmasının sebebi bu diyorum bak. Bak böyle Svensson'u da çalıştırdı. Bu network çok mühimdir abi. Aynen 2009'da çalıştı. Yoksa mesela Leonardo Jardim falan bayağı iyi hocam. Leonardo Jardim bak bence... Nasıl kaçtı o Avrupa'dan yani? Bence Jorge Jesus. Yok bitti zaten o iş. Jorge Jesus bir. Bence de. Bir o. İki Jardim. Bak o Monaco'yu şampiyon yapmak tamam. Mbappe gençti, Falcao çok iyiydi o zaman. Takım ben iyiydi ama olsun takım abi. Takım maçına gibi takımdan Bakayoko'lar. Bu takım kim yendi? Bakayoko bir daha hiç öyle. Vitor takım. Hocam yedi ya. Vitor Hocam yendi onu. Yediler adamı. Aa ya Vitor Pereira adamın kovulma sebebi Mbappe'li takımı. Monaco'yu bile yenemiyorsun. Yok. Ve yarı final oynayan takımla 11 oyuncunun 9'u aynı. Bunu kimseye anlatamıyorum. Çok acayip bir olay. O takımın tek yenen adam biliyorsun değil mi yarı finale kadar? Evet, tek yine adam Vitor Hoca. Evet. Emenike eliyordu o takımı. Bernardo Silva, Fabinho. Noşta der. Bir Falcao. Bir tane daha var baba. Lemar. Ya bir önceki sezonda. Falan. Sen Monaco'yu mu diyorsun? Bence. Şimdi bak, bence son 10 yılda Fabinho var. İkinci olup şampiyonluğu bu kadar hak eden böyle iki takım falan vardır. Ya yani Vitor Pereira'nın takımı kadar. Ya önündeki takım da efsane işte belki de ligin yerel olarak en iyi futbol oynayan takım. Oğuzhanlı, Sosalı, Gomez'li falan uçan kaçan Beşiktaş'a bile 31. 32. hafta kadar zorladı bu takım. Diego Boşkale aslında şampiyondu. Yani çok çok ufak marjla kaçırdı. Çok yani o işte biraz daha hani çok yatırım yapıldı. Herkes de işte Nani'yi falan 25 gol yılmaz yapacak zannettiği için. Son kupayı kazansaydı. Evet bak onu söyleyeceğim. O bir de şey. O kupa maçta tek kahveyle bak, tek falsosu Mehmet Topal'la Josef de Souza'nın yan yana oynadı. Josef'in potansiyelini yemesiydi. Bir başka eksiği yoktu. O tamam. Bence de. Ayrıca öyle bir futbolcu da kazandırmıştı bize. Mevkisel Açan çok yani. Çakışı ama oradaki olay nerede koptu biliyor musun Orcu? Fenerbahçe Galatasaray maçıydı ya final. Ve Galatasaray'da da Rekening vardı. Hani çok uzun vadeli düşünülmeyen. Hani böyle Fatih Terim, işte Derval falan gibi böyle çok dominant bir teknik direktör. Beklenti çok yüksek olmayan biriydi. Yani Rekening'in bu Galatasaray'ına sen yenildin bir de elde kahve sırıttın diye. Şimdi şu var. Kültür çatışması oluyor. O Portekizler falan normal. Niye güldün o kadar? Ya aklıma bir tweet geldi. Rekening'le alakalı. Gelecek. Asla söyleyemem burada ya o kadar. Ha, tamam sen o zaman bana kağıda yaz sonra ben... 2.34 sen anladın değil mi? Programdan sonra not edelim. Sen bana kağıda yaz da ben de güleyim. Sen kağıda yaz ben de güleyim. Biz de gülelim. Bu arada... Portekizlilerin meselesi o yani. Aynen güzel özetledin abi. Portekizlilerde bak. Portekizli var, Portekizli var. Jorge Jesus bir kere. O hareketler... Ya benim adamım o ya. Karizma falan. Seviyorum onu ya. Bunlara bizde çok önem veriliyor. Etkileniyor. Çünkü bizde biliyorsun. Özellikle babamların kuşağı taraftar nasıldır? Teknikte böyle oturmayacak falan. Öyle vardır ya ezber. Oturmayacak. Otursun. 4-5 atsın otursun işte kenarda. Ne güzel. Doğru. Rakibi mühim olan yerinde oturtmayacaksın yani. Doğru. Hani o değişti. Şimdi gençlere mesela ben yeni kuşak Fenerbahçe taraftarının Bielsa'yı bir trending topic yapması. Oh ya 10 sene önce hayal bile edemezdim. Ha Bielsa demişken. Fenerbahçe hocasını kaçırdı. Tam en uygun hoca oydu. Kapatıyorum konuyu. Bugün bir açıklama yayınladı falan. Hiçbir şey anlamadım açıklamadan. Anlayan var mı? Yani yok. Neymiş açıklama? Ne olduğunu anla... Kulüp resmi siteden bir açıklama yaptı.
Ne oldu anlaşılmadı. Şunu diyor, biz iyi hoca alamayacağız. Tamam mı? Böyle bir çer çöp birini getireceğiz. Şimdiden siz taraftarın beklentisini çok yükseltmeyin anladım ben yani. Gördün mü Ali Ece'yi açıklamayı? Ben, hani ben de öyle anladım. Şimdi dur bakalım. Tam Türkçeden Türkçe'ye tercüme en son Şota Arçil'im vardı. Evet. Yani yanlış anlamış olabilirim çünkü dünyada gördüğüm en saçma yazı. Ama kardeşim diyorlar ki sosyal medya falan beklentiyi yükseltme diyor, tamam mı? E kardeşim başkan demedi mi Bielsa seviyesi diye? Ne sosyal medyası ya? Bielsa mı dedi, Bielissa mı dedi? Bugün bir tweet gördüm ben de acaba Sayın Başkan karıştırdı mı Bielsa ile Bielitsa'yı diye. Çünkü çok istediği bir antrenördü geçen. Ama bugün sene açıklaması skandal. Bak şimdi Bielsa'yı çok istemesini anlarım. Bizim Marcelo Bielsa'yı, Arjantinli hocayı. Bielitsa'yı çok istemesini anlayamam. Ancak buraya gelip hani çok büyük iş başarırsa evet çok iyi anlarım. Kesinlikle potansiyelli teknik bir şey demiyorum ama. Bak başka bir şey söyleyeyim. Galatasaray'ın teknik direktörü belli değil mi? Pazar bak Fenerbahçe'de gelen teknik direktörün hemen bu bence hiç fena bir oyuncu kadrosu değil. Bir. Ben bir şey söyleyeyim şimdi. Ben hiç Beşiktaş yorumu yapamadım, şampiyonluk yorumu. Fenerbahçe ile Galatasaray'ın kadrosu sadece sezon başı değil. Devrası transferlerinden sonra daha da iyi oldu ya. Bu işin şakası yok gerçekten ya. Sadece santrforlar atamadı diye açıklanamaz Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'ye gelecek teknik direktörü hemen. Bak Jorge Jesus farklı oynatır. Bielsa farklı oynatır. O değil. Amaç şampiyonluk ise bence o tip açıklamalar yapmak yerine bizi bir dahaki sezon şampiyonluğa taşıyacak en doğru ismi bulacağız demek. Çünkü demin anlattığına ben mesela bu gece bunun üzerine daha fazla düşüneceğim. Ben bunu bilmiyordum. Zlatko Dalic olmadı, Bielisi olmadı, Ozan ve Erol Bulut. Bir de sen dedin ki yapay zeka. O kesin ya, %100 o. İngiltere'de bir tane yapay zeka iş firması var. Oraya veriyorsan veriyor, Erol Bulut çıkıyor. Fenerbahçe bölümünü yavaş yavaş toparlayalım. Sergen Yalçın'la anlaşabiliyor mu Beşiktaş? Şu an yok öyle bir şey. Bekle bir daha. Şu an anlaşma yok. Hiç bunun anlattığı gibi değil, bayağı problem var. Ya ben hiç ne anlattım? Parasal anlamda bayağı ciddi bir şey anlattım. Bayağı problem var. Parasal anlamda ciddi bir fark var. Bayağı bir problem var. 30 milyon TL ile kapıyı açtı Sergen. Ya 30'dan bir şey, 30 ondan olmaz. Bence ama bayağı problem var. Hoca çünkü böyle en büyük problem şu, hoca diyor ki ben Şampiyonlar Ligi'ne gidip rezil olmak istemiyorum. Evet diyor. Ben başka oyuncular istiyorum diyor. Tamam, başka oyuncular önemli. Bana tabanca gibi adam alamayacaksanız ona göre diyor. Ya geçen sene mucize yarattık, bir daha yaratamayız diyor. Ve %100 haklı. Bakma sen Beşiktaş yönetimi de öyle anlaşacağız manlaşacağız falan diyor da durum iyi değil, ben sana söyleyeyim. Ben size söyleyeyim. Yani o Sergen Yalçın çok para istedi değil o. Haftaya bakalım. Yani Sergen şey Yalçın atıyorum 30'dan açtı kapıyı, Beşiktaş 12 verdi. Ya 16'ya 17'ye hallolur o iş. Ondan ziyade Sergen Yalçın diyor ki ben Şampiyonlar Ligi'nde böyle şey olmak istemiyorum. Şu doğru mu? Anlaşılan oyuncuları söylüyorlar. Salih Uçan kesin. Avazyen de %99. Bir tane neydi, bir tane yeşil mi soyadı? Eleis Tavşan mı? Tavşan ha. Tavşan. Başka bir şey soracağım size ya. Ben size başka bir şey. Ben size başka bir şey soracağım. Birkaç görüşürken yani birbiriyle nabız yoklarken birkaç oyuncu bizim ortak tanıdığımız bir yöneticinin hani bu oyunculara ne dersiniz falan. Buradan bir tartışma çıkıyor mu gerçekten? Bunları kesinlikle istemem gibi falan. O Geçen sene çıkıyor. Şimdi bu seneyi bilmiyorum. Bu sene çıktım. Ben onu merak ediyorum. Geçen senekiler hepsini biliyorum. Bilmiyorum. Tamam. Bence ama farklı farklı isimler. Ben Beşiktaş'ın içinden biraz abi söyleyeyim. Mandzukic'i çok istedi. Hulk'u çok istedi. İkisi de olmadı. Almadılar. Ama geçen sene başkaydı abi. İşte Abubakar tuttu iş. İş yaptı yani Abubakar. Şimdi Abubakar yok. Gezzal gitti. Rozier de gidecek. Rozier kalır. Rozier nereye kalır gidecek? Kalır mı? Rozier kalır. Bence Gezzal %99 gider. Gezzal gitti ya. Güle güle bay bay. Bay bay yapınız. Fenerbahçe bölümünü biraz da Beşiktaş eklemesi yani Beşiktaş'ta, yaptık. Yani Beşiktaş'ta şunu söyleyeyim. Hı hı. Öyle Sergen Hoca'nın hani para tura mevzusundan ziyade o da var. O da bir gerçek ama ondan ziyade adamın söylediği bu. Adam dediğim Sergen Hoca. Ya kardeş biz yani geçen seneki gibi yapmayın diyor. Yani ben Necip Montero Utku'yla bir daha Kadıköy'e çıkamam diyor. Yani. En sakalının golüyle. Tamam mı? Unutmayalım. Yani yapay zekaya bunu bir soralım. Yani Necip Montero yapay zekaya Utku'yla, gelme. Konuyla Necip, ilgili bilgi vereyim. Necip Montero Utku'yla. Beşiktaş'ta nasıl mesele, yenildiği bir soralım yapay zekaya. Beşiktaş'ta mesele şu. Beşiktaş başkanı da geri kalan yöneticiler de Sergen Yalçın'ın daha da fazlasını hak ettiğini düşünüyorlar. Ama bir yandan da ona verilecek para ama. Bir dakika ya, bir anlatayım izninle. Ona verilecek para, bir de bir transfere verilecek para var. Hepsi aynı kasa. Ha böyle bir çelişki de var, anlatabiliyor muyum? Mesela bize kolay o menajerlikte değil mi? Takım alıyorsun, kendine maaş düşük yapıyorsun. Niye? Sabek alacaksın kalanla asıl. Çünkü gerçek para değil, bu gerçek para. Burada ortak bir başarı var. Ve her başarıda olduğu gibi tabii ki
Bir böyle tartışma var, bir böyle çatışma var. Ya diyalektik olmadan gelişim olmaz kardeşim. O bir şey söyleyecek, diğeri başka bir şey söyleyecek. İkisi bak, örnek veriyor. Falan da, örnek veriyor. Öyle yok yani. Sergen Yalçın Gezal'ı istedi değil mi? Rose'yi kendi söyledi. Ben Rose'yi falan bilmiyordum dedi. Çok önerdi. Tabii, ya, kulüp içinden dedi. Geldi, Beşiktaş'ın en güçlü yönüydü. Rose'ye, Gezal ikilisi. Ben bunu söylüyorum, çatışma olacak. Hiç dünyanın hiçbir kulübün, çok az kulüpte olur. İşte Guardiola. Klopp. Klopp'un bile listinden almıyor Liverpool. Guardiola'yı alıyorlar. Al stoper. Hadi bir tane daha alıyoruz. O baba stoper. Serdar Ali'yi oynatacağım falan. Onu da verdikleri parayı stoper. Neyse ben sana başka bir şey söyleyeceğim. Ortada zaten büyük bir para olsa senin dediklerin sorunlar olmayacak mı zaten? Yani tabii ki teknik direktör Sergen Yalçın çok büyük bir başarıya imza attı. Tabii ki daha fazlasını hak ediyor. Ve çok daha iyi oyuncularla çalışmayı da hak ediyor. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Ama ortadaki maddi durum ne Sergen Yalçın'ın yüzünden kaynaklandı? Gidip pahalı transfer yaptırıp oynatmayıp kenarda mı oturttu? Hayır. Oyuncu dava mı açtı aldırttı oyuncuyu? Hayır. Şey mi yaptı? Öbür yöneticiler hayır sen bunu istemiyorsun ama biz alacağız. Süper yıldız bu oynatacaksın falan mı dediler? Hayır. Yok ortada borçlara sebep olanlar şu anda bu görüşmelerde yol alınamamasına sebep olanlar. Daha iyi kadro için daha çok para gerekiyor ve daha bu paranın olmamasına daha iyi kadro şu anda kurulamamasına sebep olanlar ne şu andaki yönetim. Ne de şu andaki teknik direktör. Doğru, o doğru. Bu yani mesele. Doğru. Onu da söyleyelim yani. O doğru. Bu arada 22 bini geçtik. Çok teşekkür ediyoruz ilginize. Bir de hatırlatma yapalım. Turnuva boyunca, Euro 2020 boyunca Pringles'la Bil Kazan voley uygulamasında devam ediyor. Tam 1220 adet hediye dağıtacağız. Kaçalım. Voley uygulamasını 1220. Voley uygulamasını indirip oradaki anketlere veya maç tahminlerine katılmayı sürdürebilirsiniz. Pringles'la Bil Kazan voley uygulamasında devam ediyor. Diyelim artık Galatasaray bölümüne geçelim. Bir cümlede ben bilgi vereyim Beşiktaş'tan sonra geçelim. Geçmeyelim mi Galatasaray'a? Geçelim. Bir dakika adam bilgi geçelim, verecek. Dur adam bilgi verecek. Tamam. Sen bir rahat ol. Yazıcım uzatırız, kısaltırız. Beşiktaş kulübünün biliyorsun aslında transfer haberlerinin çıkış yerlerinden biri de şeydir. Sponsorlardır. Hı hı. Bir sponsora yakın bir yerden öğrendim. Kampanya için hani yüzler seçilir ya yeni sezonda şunu şunu kullanın bunu kullanın diye. Ersin'le Rıdvan'ı kullanmazsanız şimdilik iyi olur diye bilgi gitmiş. Gelen teklifler transfer. Yani Ersin'le evet, Rıdvan'a evet. Teklif var demektir bu. Ersin'e 7 milyon euro Nis'ten teklif var. Yani şey hemen değil. Hesap. Hani teklif olur dersin ki ya ben hemen düşünmüyorum hesap. Tok satıcıyım falan. Belli ki verilebilme ihtimali var. Bu Çengelmeden çıkış formülü Ersin'le Rıdvan ya biri ya ikisinin birden satışı olabilir. Hı-hı. O yüzden Ersin'le Rıdvan'ı sonuçta bir de altyapıdan çıkmış oyuncu ya. Onları kullanmak daha güzel. Kimi kullanacağız? Markalar için. Normalde onları seçersin. Wellington. Seçmeyin demişler. O bir şeydir bence. Bir göstergedir. Hı hı. Bu kadar söylemiş oldum. Teşekkür ediyoruz. Bir şey soracağım. Sen bu Fabri 6'ya giderken hemen satın dedin mi? Kimlere gider? Fabri satılırken hı. 6 milyon hemen satın. 6'ya 7'ydi bu. Dedin mi? 7'yi bulanı satacaksın abi. Fabri 6'ya satın dedin yani. Limit 7 mi? Kaça ben de bitsin program bu konuyla ilgili sana bir iş müdahalem olacak. Evet tamam. Galatasaray'a geçebiliriz. Galatasaray bu arada Yalcım niye geçelim. Bunu söylüyor ben açıklayayım. En gencimiz aşıda en son sıra ona geldi. Ne sırası? Geçmiş olsun. Şu an kafam durdu anlamadım. Ama adam sigortalı medya çalışanıydı oldu aşısını adam. Tamam işte. Tamam. Bana müzikten geldi ilk defa bir mesam üyesi olmanın bir faydası benim, yok. Valla benim aşım yarın en geç ben olacağım aranızda. Öyle mi? Tabii. Ha, ben sen onu zannediyorum. Yok ben olmadım. Ne bileyim çok mutlu gözüküyorsun. Ha, tamam mı? Peki, aynen benim, ben tecrit edildim. Aynen. Yani. Sen de gençsin. Sen sanki Serdar'dan büyüksün benden büyüksün. Nasıl laf ya aranızda az yaş farkı var. Olay aşıya nasıl geldi ben onu anlamadım. Ben de anlamadım abi o yüzden durdum hayır, bir anda. Bugün ya olay Galatasaray'a gelsin. Bugün aşı oldum. Bugün aşı oldum. Serdar abi bilmiyor. Ha bugün mü oldu? İkinci dozu oldum. Adam ikinciyi bitirmiş benden birinci oldu. Ben de daha biri oldum canım. Ben Sinovac tercih ettim. Mutluyum. Benim aşım Sinovac. Kendimi iyi hissediyorum. Geçir bir mutluluk, geçir bir mutluluk.